Çıt bile yok. Korkma benim bak. Çede yalnız ey gözlerim dengi kadar kalbi güzel kız. Ottoman Empire'a gittik. Eski Türküler tevellütü benim olanlar da bilmez bu sabit gerçi. Çok şeylerden tevellütü 2. Dünya Savaşı. Arkadaşlar KPSS tarih deneme 29'dayız. Minnaklardan yine bu. Minnaklar. Araya şöyle bir çerezleri alalım. Daha 27'liği hazırlıyorum. Bitecek. Hemen ne yapıyorduk? Ah, yeni gelenler için hemen tekrarlıyoruz neydi hatırlatmalarımız. Oynatma listelerine dalınız. Orada bir hazineyle karşılaşınız. Hazinenin içerisinde bir bak şöyle hangi konularda eksiğim, kesinlikle konu bir hatmet ki önce bilgi sahibi ol, sonra fikir sahibi. Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bütün konuları özellikle Ottoman Empire biraz sıkıcıdır ama kültür ve medeniyet 5 tane sorumuz var. Bak hiç anlamam ben mesela İslamiyet öncesi Türk tarihine bütün enerjisini verir 2 ay KPSS öğrencisi. Bir tane soru çıkarla bir. Kültür medeniyet selametle 5 tane sorumuz var. Arkadaşlar o yüzden enerjiyi tasarruflu harca. Enerji ne demiş? Büyük filozof değil mi? Polatgillerden oğulları hanedanlığı ne demiş? Enerji. Arkadaşlar baktın dedin ki o benim tamam konu anlatımda bir sıkıntım yok. O zaman benim bu şeyleri dinleyin arkadaşlar. Özetler. Bir saatte Ottoman'ı bitirdim. Bir saatte Milli Mücadele bitirdim. O oynatma listelerinin içerisinde o paketi görecek. Peki yok illa soru çözeceğim diyorsan gir abi orada 2024 KPSS lisans ön lisans tarih soru çözüm var ya 26 adet test var abi. Çarp 15'te hepsi taze taze hepsinin bütün seçenekleri açıklanmıştır. Bilirler beni öğrencilerim ben konu anlatımı gibi soru çözerim. Yani seçenekleri tek tek burada ne yapıyoruz açıklıyoruz abi. Yani böyle hani YouTube'da giriyorum ya 15 dakikada tarih çözüyoruz. Yarım saatte fulleyeceksin. Bir saat içerisinde şöyle nah yaparsın bana. Neyse bak şimdi tövbe tövbe ağzımdan bir şey çıkacak. Tamamen üçkağıtçı kanallar onlar. Salla abi onlara emek vermeden yemek olmuyor. O yüzden de sevgili arkadaşlar doğrudan emeğimizi verelim. Bu işi halledelim. İncik incik bilmek zorundayız. Sorularımız öyle mi geliyor Allah aşkına? He? Neler soruyorlar la? Matematiği yapıyor öğrenci KPSS'de tarihte kalıyor böyle kayak 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 diye. Çünkü yorum sorusu çözüyoruz. Keşke bu sene de öyle yorum soruları gelse hepsini yapıştırırsınız. Yorum sorularında bir şey yok. Türkçe sorusu gibi paragrafta ne anlatıyor? Ama sen o incik cincik şeyleri yakalayacaksın. Bak ben okusuzluğu yakaladım. Fevzi Paşa sorusunu yakaladım. Puşireyi siyahı yakaladım. Abur yayınlarda. Heh. Tamam. Mütevazi. Mütevazi moda girdim. Tamam. Evet arkadaşlar hadi yeter artık. La şapkalı geç dediğinizi duydum. Hemen geçiyorum. Eline kağıda kalem aldın mı? Hemen yapıştırıyoruz. Arkadaşlar halkının dinini kitlesel olarak değiştiren ilk hükümdar hangisi? Kaan. Bu Türk devletinin önemli bir hükümdarıdır. En önemlisi değil. En önemlisi Moyençoğ. Bir ipucu vereyim. Çözersiniz belki. Bu devlette ilk Türk devletlerinde kutsal kabul edilen güneş var ya yerini artık aya bırakmaya başlıyor ve tanrıya artık gök tanrı diyorlar. Gök tanrı yerine pardon ay tengri demeye başlıyorlar. Arkadaşlar peki bu demek ki yani din değiştirmiş doğru mu? Ve artık gitti güneş gitti yerine ay mı aldı abi? O zaman hangi devlet olabilir? Durdurdunuz mu? Durdurduysanız ben patlatıyorum. Göktürkler arkadaşlar adı üstünde gök tanrı inancı devam etmiştir. Biliyorsun. Doğru mu? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Biliyorsun Göktürkleri. Ve sevgili arkadaşlar daha sonra yıkıldıklarında Maten devrine girecekler. Her iki doğu ve batısı Çin hakimiyetine girecek biliyorsun. Sonra oradan bir yiğit çıkacak Kutlu Kuan. Devleti toparlayacak. İlteriş ya da Kutlu ikinci Göktürk devletini kuracak. Burada da aynı şekilde Gök Tanrı inancı devam etmektedir. Bunlar öyle. Gök Tanrı. Asya Hun devleti zaten tarihi bilinen ilk Türk devleti değil mi?
Yani bunların hemen öyle din değiştirmeleri yine Gök Tanrı dini. Doğru mu? Ana din bunlar. Arkadaşlar onun dışında animizm var, atalar kültü var. He? Mesela yer, su, gök, ha, bunlara inanıyorlar, bunları kutsal kabul ediyorlar. Ne bileyim, kurt ata diye bir mağara var, gidiyorlar orada kurban kesiyorlar. Bak bunlar da var. Mesela 2 yıl bir yere, yıldırım düştüğünde 2 yıl oraya uğramıyorlar. Gök Tanrı cezalandırdı diyorlar herhalde. Hepsi birbiriyle girip bir şekilde Avrupa'nın devleti de oradan arkadaşlar. Değil mi? Gök Tanrı inancı, putperest, pagan dinleri, bunların hepsi. Ama burada arkadaşlar kitlesel haline din değiştiren büyük kan zamanında Uygurlar olacaktır. Biliyorsunuz bunu, çok klasiktir. Maniyeizm dinine geçerler. Bir. Bununla beraber artık et yemek yasak, savaşçılık yasak. O yüzden savaşçı özelliklerini kaybederler. İki. Ama ne yaparlar biliyor musunuz? Maniyeizm diniyle beraber mimari alanda mesela stupa adı verilen tapınakları inşa ederler. Ne bileyim, yerleşik kültüre geçişte önemli bir aşamadır. Tarım daha önemli tabii ki de. Ve onun dışında sevgili arkadaşlar, uygarlık gelişecektir. Doğru mu? Mesela kağıt, matbaa özellikle tahta. Tahtadır, demir değil. Hava, su, ateş, tahta. Zoruna mı gitti diyor diye tahta. Ha. Tahta matbaayı kullanacaklar. Bu dini yayabilmek için, halk arasında yayabilmek için. Kısaca arkadaşlar, Gök Tanrı artık Ay Tengri olmuştur. Uygur devletidir. Peki Germiyan oğullarının Batı Anadolu'da üstünlüğünü kaybetmesiyle neresiydi bu göbellerin yeri? Germiyan. Çok gergin insanlarsınız. Germiyan oğulları nerede arkadaşlar? Kütahya ve çevresinde değil mi? Batı Anadolu'da üstünlüğünü kaybediyorlar. Ve kaybetmesiyle güçlenen ve kendini Anadolu Selçuk Devleti'nin varisi olarak görüyor. Aha. Bence buradan çıkarttınız ve benim ahıllı öğrencilerim çoktan yapıştırdı soruyu. 13 Mayıs 1277'de de birinci Mehmet'im Türkçeyi resmi dil ilan ediyor. Ne diyordu? Bundan sonra çarşıda, pazarda, dergahta. Ha? Bargahta, dergahta bundan sonra Türkçenin dışında hiçbir şey konuşulmayacak diyor. Türk, ne diyelim, 13 Mayıs aynı zamanda dil bayramı olarak kabul ediyor. Kutlanır değil mi? Türkiye'de. Peki kim acaba bu? Durdurdunuz mu? Hemen çözüyoruz. Arkadaşlar Menteşe oğulları olabilir mi? Muğla ve çevresinde Denizli bir beylik. Olmaz. Kalesi oğulları arkadaşlar Balıkesir ve çevresinde Osmanlı'nın ele geçirdiği ilk beylik de bir. İkincisi 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmayan beylikti, hatırla. Doğru mu? Denizli beylik olduğu için Osmanlı bunun donanmasına çok düydü. Denizlik çalışmaları öyle başlamıştı Orhan Bey zamanında. Hamitoğulları Isparta, Burdur, Yalvaç, buralar para karşılığında bizimkiler bunlardan torpa aldı. 1. Murat 80 bin altını yapıştırdı. Isparta, Burdur, Yalvaç aldı. Aydınoğulları arkadaşlar İzmir ve çevresi o zaman Denizli Beyliktir. Doğru. Bak bunlarla ilgili kısa bilgiler verdik. Sevgili arkadaşlar Konya merkez olmak üzere. Konya merkez ahıllı olsun herkes demiş Karamanoğulları ve ne demiş? Konya kimin merkeziydi? Türkiye Selçuk Devleti'nin. Doğru mu? Başkenti. O zaman biz onun varisiyiz olarak tanımladılar kendilerini. Arkadaşlar Osmanlı'ya en fazla direnen beylik oldu. Belki var ya 400 çadırlık bizim atalar ve şanslar biraz yaver gitmese çoktan şu anda Karamanoğulları İmparatorluğu diye bir şey anlatıyordu. Çünkü pek çok tarihçi bunlara şans verir. Çok daha güçlüler. Karamanoğulları sevgili arkadaşlar Osmanlı'ya kök söktürecek ta 2. Bayezid'e kadar da tam olarak ortadan kaldırılamıyor. Fatih bellerini kırıyor Konya'yı alarak. Ama tam olarak ortadan kaldırmaları 2. Bayezid zamanında olacaktır. Geç. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan sökülüp atılamayacağının aha ve anlaşıldığı ve Balkanların Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş. Sevgili arkadaşlar bence emri çat diye bulmuşsunuzdur. Nedir? Bir kere durdurdun mu? Yapıştır. Mohaç 1526 kanuni zamanında Macar Krallığı yıkılır. Osmanlı Avusturya ile sınır komşusu olur ve dünya tarihinin en kısa süren savaşlarıdır. Pargalı. Nasıl kıydın Pargalı ya? Teh. O aslında demem büyük ölçüde o yönetiyor. Niğbolu 1396 Yıldırım Bayezid zamanında arkadaşlar 15 çeşit ne diyelim Avrupa devletini dövmeye başarıyor. Bundan sonra iklimi Rum unvanını alacak. Abbas halifesi verecek. Anadolu Sultanı demektir. Peki sevgili arkadaşlar 1. Kosova eşittir. 1. Murat 2. Kosova eşittir. 2. Murat buna dikkat edin. Bu da 1. Kosova 1389. Sırp despotluğu, Bulgar despotluğu bunların hepsi Osmanlı hakimiyetini tekrar tanır ama 1. Kosova'da biz kimi kaybederiz? 1. Murat savaş meydanında şehit olur. Peki Sırp Sındı arkadaşlar yine 1. Murat'ın 1364'te yaptığı savaş ve
Osmanlı üzerine düzenlenen ilk Haçlı Seferi mi? Evet, sebebi Edirne'yi fethetmemiz. Edirne düşünce herifler harekete geçti. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Balkanlarda, bak Balkanlarda Tuna'ya kadar en önemli kent Edirne. Eski ismiyle Erdirin. Erdirin bak kelime nasıl olmuş lan? Bak değişikliğe basana. Erdirin, 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 Edirne. Gördün mü? Peki Edirne arkasından Tuna'dan sonra neresi olur sizce? Belgrad mı? Orayı da fethediyoruz. Belgrad'dan sonra sizce 3. level Viyana orada kalıyor sadece. Doğru mu Viyana? Peki arkadaşlar bu savaş ne biliyor musunuz? Aynı Anadolu'nun Mirya Kefalon'una benzer. Mirya Kefalon Savaşı'nın özelliği neydi hatırla? Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleştiydi. İkinci Kosova'da da Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşir. Bir, Haçlıların bir daha Osmanlı'yı Balkanlardan atamayacağı anlaşılır. Doğru mu? Ha, İkinci Kosova Savaşı'nın en büyük özelliği. Kimi zamanı? İkinci Murat. Doğru mu? 1448. Peki arkadaşlar Rus çarını tüm mahiyetiyle. Aha, en sonda yaptım bu soruyu. Çünkü bekliyorum ben bu sene keşke çıksa. İşte yani şans biraz. Prut bataklıklarında sıkıştırıyor ve yapılan Prut anlaşmasıyla Azağ Ruslardan geri alıyor. Acaba bu sadrazam kimdir? Durdurdun mu? Ben yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, Tiryaki Hasan Paşa ve şurada Kuyucu Murat Paşa'yı koymamış ışıklara. Kuyucu Murat Paşa, bunların ikisi de neyle ilgilenir biliyor musunuz? Celali isyanlarının bastıran sadrazamlar. Tiryaki Hasan Paşa, söyle. Kuyucu Murat Paşa. Köprülü ile ilgili bilmeniz gereken 17. yüzyılda devleti titreten yani biraz kendine getiren ailedir abicim. Doğru mu? Bak neyi sordu sana? Çandarlı sülalesini sordu biliyorum. Kuruluş döneminin en önemli Türkmen sülalesi Çandarlı. Peki ben de böyle bir soru yaptım. Peki 17. yüzyılın en büyük sülalesi Köprülüler abi devleti kendisine getiriyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın bir özelliği de var. Neydi? Paşa geçerken sadrazam olurken saraya şartlar öne sürdü ve kabul edildi. Kemankeş Mustafa Paşa 4. Murat'ın sadrazamıdır. Önemli şeylere imza atacakları saatlere ama batı yok. Batı tarzı değil. Peki arkadaşlar bir favorim daha var. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Hala sormadılar sorularını, sorusunu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa bence 17. yüzyılın 4. Murat'tan sonra en büyük mareşallerinden. Niye? Bak Girit'in kuşatmasını bitiren adam Girit Fatih. Doğru mu? Uyvar ve Neavrat kalelerini alır ve şöyle bir laf ettirir Avrupalı ya. Uyvar kalesi önünde bir Türk gibi güçlü. Böyle bir soru yapmıştım. Daha önce sınavları şey yapan, çözen öğrencilerim hemen hatırlayacaktır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa söyledi. Bu caşı imzalayan adam. Vasfarı imzalayan adam. Yani olumsuz hiçbir şey yok adamın. Anladın? Bu da potansiyel soru. Arkadaşlar ama burada bir potansiyel sorumuz daha var. Baltacı Mehmet Paşa. Prut bataklıklarında tüm Rusya'yı sıkıştırıyor abi. Bak, Çar burada, Petro. Çariçe burada, Katerina. Ordu burada. Doğru mu? Rus ordusu burada. Hazine burada, Rus hazinesi. Arkadaşlar belki saldırsa bugün Rusya diye bir şey olmayacak. He? Ama ne oluyor? Ne oluyor? Çok tarihimizin dedikodularından işte hani var ya klasik bugün söylüyorlar ya işte Katerina güya çadıra geliyormuş Baltacı Mehmet'in. Baltacı elma şekeri yer misin? Böyle bir şey olur mu lan? Ya koskoca şeyler devlet adamları bunlar. Muhtemelen arada rüşvetin döndüğüne yönelik arkadaşlar bazı ne diyelim belirtiler var. Emareler var. Rüşvetle ilgili ama Baltacı'nın değil. Başka devlet adamlarının aldığına dair sonunda Rus ordusunu serbest bırakıyorlar. Baltacı Mehmet Paşa hafif bir anlaşmayla geri dönüyor. Prut Anlaşması ne biliyor musun? İstanbul Anlaşması var ya. Daha çok yakında AYT'ye sordular. Ters çevir. Oldu sana Prut. İstanbul Anlaşması 1700. 1700'de ne olduydu? Azak Kalesi Rusya'ya verildiydi. İstanbul'da sürekli elçi bulundurabileceklerdi. Ters çevir oldu sana İstanbul. Azak'ı geri aldık. Bir daha İstanbul'da sürekli elçi bulunduramayacaklar. Bu kadar basit. Geç. 1856'da ilan edilen ıslahat fermanını sevgili arkadaşlar. Fermanların padişahı kimdi? Fermanlar. İkisi de onun zamanında oldu. Abdülmecit unutma. Bunların arkadaşlar özelliklerinden hangileri 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan ayrılır? Acaba? Bak ıslahat fermanında direkt tamam halkı kucaklama şu bu ama yalnızca gayrimüslimlere haklar tanınıyor arkadaşlar. Doğru mu? Peki gayrimüslimlere arkadaşlar bir de devlet memuru olma yolu açılmıyor mu hacı? Devlet memuru oluyorlar. İl genel meclisine üye oluyorlar. Bana şunu söylesenize. 1856 ıslahat fermanına kadar Osmanlı'da devlet memuru olabilmen
Yani devlet kademesinde yer alabilmen için temel koşul neydi? Müslüman olmak, doğru mu? Bu saatten sonra senin ne mezhebine ne dinine bakacak. Aynen böyle geçiyor kanun şey saatlerinde. Adamlar il genel meclisi, devlet memuru olabiliyorlar. Yani Osmanlı Devleti'nde bir ilk gerçekleşiyor. Yalnızca gayrimüslimlere haklar tanımıyor. Doğru. Müslüman gayrimüslim dengesi, gayrimüslimlerin söyle lehine arkadaşlar coşuyor. Peki sevgili arkadaşlar, gayrimüslimlere burada ilk kez istimalet politikası olur mu la? Ta kuruluştan beri Osmanlı Devleti hoşgörülü yaklaşır. Ne dinlerine ne yaşayışlarına karışır. Zaten ne diyelim, Balkan topraklarının bu kadar, değil mi, elimizde kalmasının temel sebeplerinden birisi. O zaman sevgili arkadaşlar, acaba hangileri ayrılıyormuş Tanzimat Fermanı'ndan? 1 ve 3 mü? Aha. Dur, yapıştır. 1 ve 3 geç. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesi üzerine partinin ileri gelenleri, evet acaba kim olabilir? Ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Evet. Ve böylece parti savaş sonunda kendini feshetmiş, ancak 1918'de başka bir isimle yeniden kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, Baba Ali baskınından sonra 3 paşalar dönemi başlar. Talat, Cemal, yani 1913'ten 18'e kadar diye düşünün. Talat, Enver, Cemal, doğru mu? Aynen. Ve bunlar artık 1. Dünya Savaşı'nda perişan olunca yurt dışına kaçarlar. Doğru mu? Cemal'i Gürcistan'da Ermeniler şehit eder. Talat Paşa'yı Almanya'da şehit ederler. Enver Paşa Basmacı Harekatı'nda 1922'de şehit edilir. Arkadaşlar üçü de. Peki ama içerideki uzantıları devam eder. Aşağıdakiler hangisi? İttihat ve Terakki Partisi. Bak, parti. Dikkat edin. Grup değil. Parti. Acaba nedir? Durdurdunuz mu? Hemen yapıştırıyorum. Arkadaşlar herkes, yani burada tesanütte inşallah atlamadınız. Tesanüt birinci meclisteki dayanışma grubudur. Başlangıçta muhafazakar ama daha sonra iddiaçılar ele geçiriyor. O doğru ama bu birinci TBMM'de biz parti arıyoruz. Bak, İttihat ve Terakki Partisi yerine kurulan parti arıyoruz. Bu grup birinci TBMM'de. Birinci TBMM'de parti var mı acı? Partiye izin vermiyorlar bölünmenin önüne geçmek için. Peki İttihat ve Osmani karanlık partilerden birisi. Halifeci. Derviş Vahdet'i kuruyor arkadaşlar bu partiyi. Ve 31 Mart isyanına damgasını vuran partilerden birisi. Ve sevgili arkadaşlar, Hizbi Cedid diye geçer. İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı olan bütün söyle muhalefet akımı böyledir. Ahrar Fırkası Prens Sabahattin. Adem Merkeziyeti savunur. Liberal politikaları savunur. Doğru mu? Ve kurulan ilk parti budur, biliyor musunuz? Tarihimiz arkadaşlar. Herkes bunu İttihat ve Terakki zanneder. İttihat ve Terakki kendini 3 ayda zor toparlıyor. Ahrar daha önce kuruluyor. Hürriyet ve İtilaf tarihimizin en karanlık partilerinden. 1911-13 desek yılları, ilk zamanlar Babıali baskınına kadar. Babıali'de çünkü iddiaçılar kapatıyor bunu. Arkadaşlar içeride İngiliz ajanları var. Damat Ferit'in adamları var. Direkt saraya destek çıkıyorlar zaten. Sarayın adamları, yani padişahımız çok yaşa, İngilizler çok yaşa. Hadise budur abi. Hürriyet ve İtilaf 19'da tekrar diriliyor. Ondan sonra bütün bu Damat Ferit hükümetlerine destek olacaklar. Sevgili arkadaşlar, bizim burada aradığımız ne biliyor musunuz? Teceddüt. Teceddüt İttihat ve Terakki'nin devamı oldu. Ama Damat Ferit bu işe ayıldı ve 1918'de, 18'in sonuna doğru arkadaşlar, partiyi kapattı. 1918'de. Bunlar daha sonra meclise, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 20'de sızdılar. Dediğim gibi tesanüte de sızdılar. Dolayısıyla doğru yanıt A'dır, geç. Mudanya Ateşkes görüşmelerinde başarısı nedeniyle sevgili arkadaşlar, Dışişleri Bakanı seçiliyor. Bakın, Dışişleri Bakanı seçiliyor ve Lozan Barış görüşmelerine gidecek Türk heyetinin başına getirilen komutan ve devlet adamı. Çok basittir. Artık açıklatmayın bana. Yapıştırmışsınızdır. Hemen girelim abi. Arkadaşlar Rauf Orbay bir kere, aslında o dönemde onun gitmesi gerekiyor. Lozan Anlaşması çok istemiş. Ama bunun bir sabıkası var. Hacı, nedir o sabıka? Mondros'u imzalayan kişidir. Düşünsene Rauf'u gönderdiğini Lozan'a. Bana bir şey imzalattılar ama tam olarak bilmiyorum. Ne imzalattılar? Vallahi bilmiyorum. Ha, çok güzel, çok güzel. Çünkü Mondros'u bir övdü. Çok güzel, haklarımızı koruduk falan diye geldi ülkeye. Tam Mondros'ta var ya. Bizim lehimize, Türkler lehine bir tane maddeye rastlayamazsın. Hani Türkler de yemek yesin. Ya bari onu oyla. Türkler de nefes alabilir. Öyle bir şey yok. Hepsi aleyhimize. Rauf Orbay bunu abi gönderir mi? Bunu Mustafa Kemal Rauf Peki arkadaşlar, Refet de biraz şey dövüştü. Yani böyle birinci ordu da komutan bulamıyoruz büyük taarruzda. Refet'ten rica ediliyor. Seninki kahvesini almış. Hayır gelemem şekerim. Ya vatan uğruna kapris yapılır mı acı?
Ha, Refet Bey arkadaşlar Güney Komutanı'ydı bir ara, Birinci Dünya Savaşı sırasında iki cepheydi ya. Birisi Batı cephesi, birisi Güney cephesi. Gitti Aslanlar Donlupınar'da orada taarruz yapacağım diye yenildi. Neyse. Arkadaşlar Bekir Sami Bey ne biliyor musun? Bir sene falan Dışişleri Bakanı yapıyor. Ya, bakanlığı yapılıyor. Bu Londra Konferansı'na gönderilen Dışişleri Bakanımıza mı? Londra Konferansı'na ne yapıyor biliyor musun? Heyetten gizli gidiyor. İtalyanlarla falan esir değişimi, ticari anlaşmalar tam aleyhimize. Yani mütekabiliyet, denklik çerçevesinde anlaşmalar imzalamıyor. Tavizler veriyor. Atatürk bunu Bekir Sami bir beş kuruş suratta karşılıyor. Zaten gitmemiş şeye. Bu trenle geliyor çuf 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 çuf. Karşılamaya bile gitmiyor. Ve diyor ki Bekir Sami Bey, yok insanlar diyor, bu insanlar bizim milletimiz diyor, senin yaptığın anlaşmalar için mi mücadele ediyor? Gereğinizi yapacağınızı düşünüyorum diyor Bekir Sami Bey. İstifa ediyor. Peki arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras kim biliyor musunuz? Ne diyelim? Türkiye tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk döneminde diyelim en uzun süre Dışişleri Bakanı yapan kişidir. 1925'te gelir ta 38'in ne diyelim 11 Kasım Atatürk'ün hemen ölümünden sonra o saate kadar Dışişleri Bakanı Montrö'yü falan arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras imza alacaktır. Doğru mu? Bak burada henüz yok. 25'te geliyor. Peki o zaman arkadaşlar Mudanya Ateşkesi'nde kim çıktıydı bu heriflerin karşısına? İsmet Paşa. Oradaki başarısı arkadaşlar ne yaptı? Mustafa Kemal'i yine İsmet İnönü'yü oraya göndermesine değil mi? Karar kıldı abi. Ve İsmet İnönü şey yapıyor burada biliyor musun değil mi? Yok diyor ya ben diyor artık yeter diyor. Çizmelerimi çıkartayım artık biraz rahatlayayım diyor. İsmet diyor. Atatürk'ün ikna kabiliyeti yüksektir. Şöyle İsmet tamam diyor. Lozan'a gidecektir. Peki geç. Aynı zamanda şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, müritlik, türbedarlık, haberlik gidelim böyle. Arkadaşlar bütün bu unvanların yasaklandığı ve bu düzenlemede sosyal hayatın laikleşmesi konusunda önemli bir adımın atıldığı inkılap. Hem bu laikleşme doğru mu? Hem de bunlar arkadaşlar toplumda statü belirtmez mi hacı? Halkçılığa da alabilir misin? Niye? Şeyh bilmem ne. Adamın birden statüyü verir. Eşitliktir halkçılığın olayı doğru mu? Şeyh, derviş, dede bunların arkadaşlar toplumda statü belirtir. Halkçılığa da götürürsün. Peki hangi yani bu inkılap hangisi? Bir kere arkadaşlar durdurdun mu? Hemen ben çözüyorum. Tevhid-i Tedrisat eğitim öğretim birleştirilmesi 3 Mart 24. Bir şey daha tekrarlıyorum. Her videomda söylüyorum. ÖSYM yüzyılları çok sever. 2024 yılındayız. 100 yıl geriye git. 1924. 1924'teki olaylara bak. Halife'nin kaldırılması, Tevhid-i Tebrizat yasası, Şeriye ve Efkaf'ın kaldırılması, Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması, Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması. Doğru mu? Arkadaşlar o yüzden çok önemli. Dikkat. Tevhid-i Tebrizat eğitim öğretim birleştirildi. Medreselerin ne diyelim? Kapatılmasının önü açıldı. 11 Mart'ta kapatılıyor mu medreseler? Medeni kanunla arkadaşlar kadın erkek eşitliği, toplumsal hayatlar, nikah, işte ne bileyim resmi nikah sorumluluğu, tek eşle evlilik, kadının toplumdaki yeri, kadına istediği mesleği seçme ama siyasi haklar verilmedi unutma. O 30, 33, 34'teki düzenlemeler. Peki arkadaşlar bu yönetimde halifenin kaldırılması, devletin laik olması doğru mu? Doğrudan laiklikle ilgili, dolaylı olarak cumhuriyetçilikle ilgili çünkü neydi? Tek kişi hakimiyetini temsil ediyor hacı. Peki arkadaşlar soyadı kanunu bu sene AYT'de sordular. Soyadı kanunu tamamlayan nedir diye sordular. Çok güzel de bir soruydu ha. Ne biliyor musun abi? Lakap ve unvanların yasaklanması diye verdiler cevabı. Doğru. Niye? Çünkü bununla kalmıyor ki şeyhlik, dedelik, dervişlik. Daha sonra hanımefendi, efendi, beyefendi bunlar da arkadaşlar statü belirtiyor. Bunlar da yasaklanıyor. Soyadı kanundan sonra ama 34'ten sonra. Peki sevgili arkadaşlar direk, tekke, zaviye ve türbe. Sevgili arkadaşlar bunların başlangıçta işlevi çok iyidir ha. Yani kuruluş döneminde Osmanlı'nın şenlendirirler. Rumeli'de tam Osmanlı'nın yerleşmesini sağlarlar ama zaman içerisinde rejim karşıtlarının yuvası haline geldi. Tekke büyüğü, zaviye küçüğü biliyorsun ve artık buraların işlevi bitmiştir abi. Bir de bunu tamamladı işte şeyhlik, dervişlik, dedelik. Geç. Atatürk döneminde Milletler Cumhuriyeti'ne girilmesi. Evet. Gelişmelerden hangileri arkadaşlar öncüllü sorularda önce ne yapabiliyor musun? Soru kökünü oku ki bir daha okumak zorunda kalma. Gelişmeler hangileri Lozan'dan kalan sorunların çözümüne yönelik hamlelerden biri sayılamaz. Sevgili arkadaşlar bak. Artık İtalya Mora Nostrum diyor. Bizim deniz diyor. Doğru mu? Habeşistan'a saldırdı. Etiyopya'ya girdi. Kısaca güneyde bir şeyler oluyor. Biz hemen alarmı verdik. Ne dedi? Güneyin sınırlarımızı güvenlik altına alalım dedik. O yüzden sevgili arkadaşlar
Ne yaptık biliyor musunuz? Sınır anlaşmaları yaptık. Sadabat Paktı'nı imzaladık. Irak girdi, Afganistan girdi, İran girdi. Bir Suriye girmedi Hatay meselesi nedeniyle. Sonra bir baktık abi Balkanlarda da alarm zilleri çalıyor. Almanlar bu tarafa doğru gelmekte. Ne yapalım? Doğu Batı tarafımızda güvenlik altına alalım. Balkan Paktı'nı katıldık. Bunların ikisi 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı yaptığımız tedbirler, aldığımız tedbirler doğru mu? Ama arkadaşlar bak şu ikisi hamlelerden birisi sayılamaz dediğine göre denizi açık. Ama milletler cemiyetine girme olur. Niye biliyor musun? 32'de girdik ya abi. Peki milletler cemiyetine girmediğimiz için biz aslında girseydik de fark eder miydi de ne? Neyse. Musul'u kaybettiydik ya abi. Milletler cemiyetine götürmüştü şey. İngiltere bu işe. Milletler Cemiyeti'ne 1932'de girdik. Hala halledilemeyen, yani lehimize çözülemeyen bir mesele var. Ne? Hatay. Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra burada bir Sandler raporu hazırlanacak ve bizim lehimize olacak. Bu rapor arkadaşlar çok etkili olacak ve 1938'de Hatay'da bir bağımsız cumhuriyet, arkasından 1939'da Hatay Meclisi ana vatana katılma kararı alacak. Dolayısıyla 2 ve 3'tür. Son soru. ABD'de terörizme karşı savaş. Allah Allah Allah. O günü ben çok iyi hatırlıyorum. Adı altında daha saldırgan bir dış politikaya yönelik uluslararası olaylara bakışının ya bizimlesin ya karşımızdasın diye keskinleşti. Zaten devletler kendilerine bunu yaparlar. Sonra da dünyayı öptürürler. ABD'nin de olayı bu. Kendine mi yaptı bu olayı desem hemen çıkartırsınız. Çoktan bence benim ahalı öğrenciler çoktan çözmüştür. Sevgili arkadaşlar acaba hangisi? Hemen kısa kısa bilgi verelim. İkinci Körfez Savaşı 2003 ve Irak'ta Saddam Hüseyin de ne oluyor? Rejimi devriliyor. Saddam Hüseyin'le selametle. Birincisine devrilemiyor. Bak o birinci Körfez 90-91. İkincisine deviriyorlar. İran bu iki geri zekalıyı 80 ile 88 yıllar arasında emperyalizm kapıştırıyor. Şattül Arap su yolları meselesi ana sebep. Etnik, mezhep bir sürü şeyler var. Ortadoğu'nun zaten hiç vazgeçilmez sorunları. Sonunda arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Karşı taraftan değil mi? Yani iki tarafta birbirinden bir santim yer alamıyor. Peki SSCB'nin Afganistan'ı işgali arkadaşlar Vietnam'da Amerika'nın ne yaşadıysa SSCB de Afganistan'da bunu yaşıyor. Ve direkt CIA ajanlarıyla ve orada mücahitlerle kapışıyor. Ve sonunda 1979 değil mi? Ve işgali. Onun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Sovyetlerin yıkılış süreci hızlanıyor. Peki Arap Baharı Tunus'ta başlıyor arkadaşlar. 2010'un aralığında. Ve 2011'de olaylar çığırından çıkıyor. Bütün Afrika değil mi? Tunus'tur, işte Libya'sıdır. Evet, Cezayir'dir. Buralara sıçrayacak. Suriye'de bir türlü Esad'ı deviremiyorlar. Onun dışında mesela Tunus'ta ne yapacaklar? Devirecekler herhalde. Değil mi? Bin Ali diye bir herif var ya. Arkadaşlar, Arap Baharı'nın başlamasıyla da alakası yok burada. ABD ne diyor biliyor musun? Çok keskinleştiyse ben o günü hiç unutmam. Millet barıştıydı böyle ABD falan diye. Arkadaşlar 11 Eylül saldırıları. İkiz kuleler var ya. Hani şu uçakları kaçırdılar. El-Kaide. Daldılar. Ondan sonra indirdiler. O saatten sonra herifler ne dedi? Piyum, ya bizim nasıl ya var şimdi nasıl dedi. Doğru mu? O yüzden A, S, Ç, N, G'dir. Sevgili arkadaşlar bir onluğu demirdik. Bu pıtır 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 minnaklardan çat 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 böyle çerez gibi çözersiniz. Ama daha 27'liği bugün göndereceğim yine. Yine hatırlatmalarını yapalım. Fakir hocaya destek şart hacı. Tamamımız henüz fakir. Tamam 2000-2500 günlük 40-50 bir sürü insan kayboluyor. Abone oluyor. Bu abone ellerimizi artıralım. Abone olalım lütfen. Bir, bildirim zillerimizi açalım. Çünkü her gün bir video gönderiyorum. Üçüncüsü de ne yapalım? Videolarda bir beğeni seviyesi aç. Bir az bir de yapıştır abi. Bedava nasıl olsa pil yapıştır ki YouTube algoritmamız uçsun, kopsun. Bizim algoritmamız aslında yüksekti de bu deprem olayları falan girdi. Hiçbir şey paylaşacağım gelmedi. O 6 ay, 7 ay boyunca. O yüzden de ama bundan sonra yok abi. Direkt her gün buradayız. Destek tam destek diyorum. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi davranın. Çalışmanızda başarılı görüşürüz.